Herkese selamlar arkadaşlar, ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da oyuna yeni eklenen Los Santos Drug Wars güncellemesinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet, hatırlarsanız birinci bölümde arkadaşlar ilk görevi tamamlamıştık ve daha sonrasında da burada tam olarak bitirmiştik bölümümüzü. Şimdi isterseniz arkadaşlar görevlerimize devam edelim. Öncelikle şuradan bir dışarı çıkalım. Muhtemelen bize bir arama gelebilir çünkü ya da görevimizin bir şekilde tetiklenmesi gerekiyor derken şurada bir D simgesi görüyorum. Hemen şu şekilde üstüne gelelim. Dux adında bir görevimiz çıkmış. İkinci görevimize de buradan başlıyoruz muhtemelen. Hemen hızlı bir şekilde sarı dairemizin içine giriş yapalım ve First Dose Designated Driver adındaki görevimize hemen başlayalım. Evet, yine görev ekranımız açılmış durumda. Yine difficulty'yi değiştiremiyorum. Yani normal olarak bunu oynayacağız, normal zorluk seviyesinde. Bunun dışında starting weapon'ımızı şöyle güzel taramalı bir tüfeğe çevirelim isterseniz. Şöyle örneğin carbon rifle MK2 olabilir. Tüm mermilerimizi yenileyelim. Bir tane de zırh alalım tabii ki. Bunun dışında son olarak da görevimizin açıklamasını okuyalım ve başlayalım. Bazı parti malzemelerini almak için birine ihtiyacım var. Bunu yapabileceğini düşünüyor musun? Sanırım orada bazı elemanlar varmış ve onlar işimizi engelleyebilirmiş. Bunun da olmasına müsaade etme diyor kısacası. Peki o zaman hızlı bir şekilde confirm diyoruz ve buradan da play tuşuna basarak görevimize başlıyoruz. Evet, First Dose 2 Designated Driver adındaki göreve başladık. Direkt buradan başladık. Bakalım, muhtemelen telefonla aranacağız diye tahmin ediyorum derken. Bakalım ne diyecek Dux. Basit bir şekilde başlayacağız. Limana gidip oradan bir teslimat sanırım varmış, onu alacaksın dedi. Bizim aracımız var aslında ama bu araç neyin nesi? Şu an onu bir merak ettim. Benefactor Glendale Custom. Yani bunu buraya koydularsa bence bununla gidelim. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gaza basalım. Evet, ne diyor? Sanırım gideceğimiz yerde motorcularla karşılaşacağız. Öyle anladım, yanlış anladıysam. Sanırım bir kamyon benzeri bir şey buldu dedi. Bir tır bul ve trailer'i de ona bağlayarak getir gibisinden bazı şeyler söyledi. Zaten gittiğimizde daha net görürüz ama bu tarz bir görev ancak anladığım kadarıyla da orada motorcular karşımıza çıkacak. Peki, başka ne diyor? Senin için yeterince para ayırdım diyor. Sıkıntı yok yani, her türlü bu görevlerden paranı alırsın diyor kısacası. Ki ilk görevden hatırlarsanız 15.000 dolar almıştık. Muhtemelen bundan da aşağı yukarı aynı miktarı alırız diye düşünüyorum ama hep birlikte bunu göreceğiz tabii ki. Şuradan şöyle kısa yoldan da girebilirim, hiç oraya dolaşmayayım. Şuradan da şuraya döndüğümüzde tamamdır, geldik sayılır. Evet, sarı alana geldik. Ne diyor? Orada bir yerde olması lazım diyor alacağın trailer. Bir tane tır bul diyor. Onu çal daha doğrusu. Bir tır çal ve tır da zaten şuraya bırakılmış. Muhtemelen bu tırı alabiliriz. Şöyle bırakalım şuraya aracımızı. Tamamdır. Hemen şöyle binelim. Şimdi bu tırın arkasına bir trailer yerleştireceğiz ama hangi trailer olacak onu bilmiyorum. Göreceğiz. Evet, o da zaten hemen çıktı mini haritamızda. Peki. Arkasına bağla ve Freak Shop'a geri getir dedi kısacası. Parti malzemeleri, belirli bir parti yapılacakmış, ondan bahsetti az önce yolda gelirken Dux. Muhtemelen bunlar da işte parti malzemeleri. Tam olarak şu oluyorsa, peki. Şöyle yapacağız sanırım, direkt arkasına gittiğimizde bakıyorum, otomatik girdi mi? Evet, otomatik girdi, hiçbir tuşa da basmadım. Peki, gayet kolay oldu ama muhtemelen Freak Shop'a dönerken birkaç MC üyesi, yani o motorcular önümüzü kesecektir. Peki, biz ilerlemeye devam edelim hızlı bir şekilde. Evet, tabii ki iti ançomu hazırla dedik ve direkt spawn oldular önümüzde. Peki, çok bir sıkıntı çıkarmayacaklarını düşünüyorum. Şöyle biz yolumuzdan gidelim. Birazcık tabii can gitti ama olsun. Hatta yani gitmeden ben garanti olsun şöyle envanterimden snacks yiyeyim. Çünkü bu arkadaşlar muhtemelen bizi öpebilir. En azından önden yaklaşırlarsa. Evet, trailer health çıktı sağ aşağıda. Yani çok fazla... evet. Eğer o patlarsa diyor... Şimdi H tuşuna basılı tut diyor. Evet. Patlamadan önce o H tuşuna basılı tutarak trailer'ı ayır dedi.
Ama yani bu görevi cevap olması gerekiyordu sanırım. Şu an gerçekten sinirlendim diyor. Eğer bunlar savaş istiyorsa onlara savaşı vereceğiz. Onların kulüp olsuna git diyor. Hemen Kazır'ın orada. Sanırım onlar bizim malzemelerimizi yaktı. Biz de onların kulüp olsunu yakacağız. Ya aslında bu olması gereken bir şey. Benimle alakası yok. Bir an acaba ben mi dedim yapamadım ama tamamen görev icabı olması gereken şeymiş bu. Sadece oraya dikkat etmeniz gereken detay arkadaşlar. Biraz ilerledikten sonra bu şekilde arkadan tabi sıkıyorlar ve trailer alev almaya başlıyor. Ve o sağ aşağıda zaten görüyorsunuz canının ne kadar kaldığını. O sıfıra inmeden H tuşuna basılı tutarak trailer'ı ayırmamız gerekiyordu. Ki onu da zaten hızlı bir şekilde yaptık. Peki az da yolumuz kalmış 1 kilometre. Hızlı bir şekilde gidelim bakalım. Basalım şunların club host'larını. Evet, mekana geldik. MC Clubhouse. Evet, şimdi işte arkadaşlara güzel bir sürpriz. Oraya gittiğinde direkt dalmayacağız sanırım. Şöyle biraz çekileyim, görüp iptal olmasın. Yani böyle fotoğraflarını falan çek diyor oradan. Sanırım buraya bir bayağı bir saldırı düzenleyeceğiz. Ben direkt girdiğinde bunlar saldırmasın ya. Saldıracaklar. Saldırırlar bile. Neredeler ya? Çok da iyi sıkıyorlar derken evet öldük. Olsun, sıkıntı yok, daha canımız vardı. Şimdi hızlı bir şekilde tekrar yapacağız bunu ama bu sefer daha dikkatli gireceğim tabii. Yani şöyle normalde göründüğünde 3-5 kişi gözüküyor atıyorum ama sonradan spam oluyorlar. O olay gerçekten çok sinir bozucu. Bir de yani her vurduklarımda istisnasız beni bulması gerçekten çok sinir bozucu. Şöyle arkadaşa bir sürpriz yapalım. Şuraları şöyle tarayalım biraz. Yine sıkıyor mesela orada. Yani oradan nasıl vuruyorsun beni? Şöyle vurmaya devam edelim arkadaşı. Madem bu kadar ölmek istiyor. Bir tanesi şurada. O da tamam. Sağ tarafta biri var. Onu biliyorum. Ki o spawn oldu sanırım. Normalde yoktu. Bu arkadaş... Yukarıda sanırım ya da içeride. Şimdi ilk olarak dış tarafı bir temizlemek istiyorum çünkü tamamen arkamın sağlam olmasını istiyorum. Tamam, dış taraf okey. Şimdi hızlı bir şekilde tabii ki de bir body armor falan takalım ve üstümüzü yenileyelim. Şuraya bir siper alabilirsem, orayı nedense almadı. Inventory'e body armor, light armor da takabiliriz, çok önemli, bunlar da bitsin. Snake chaser, asıl önemli olan bu. Zırhlar zaten tek mermiyle bitiyor direkt, eriyor, o yüzden onları çok takmasak da olur. Şimdi gelelim asıl yere. Güzel. İyiyiz. Arkadan bak biri gelecek mesela, şu an spawn oldu. Bir yerden ses geldi ama. Kesin beni arkalayacaklar bu arada da. Ses duyuyorum ama. Neyse. Evet, bu kulübü planları için, yani bu motorcuların planları için araştır diyor. Neyse, içeri basmıyorlar sanırım. Basmıyorlarsa şöyle güzel bir şekilde biz de içeriği kontrol edebiliriz. Şimdi şurada, yani bu planlar nerede olabilir? Burayı açamıyoruz. Ya birazcık dolaşacağız, spamlayacağız tuşları artık. Çok da yakından ses gibi, içeri girmiş. Bak çıkıyor şimdiden, neyin kafası? Abicim bir salsanız mı hani? Şimdi burada bir süre dolanacağız sanırım. Tam olarak planlar nerede bilmiyorum çünkü. Bakalım. Yani illaki çıkacaktır bir yerden diye tahmin ediyorum. Şurada bir oda varmış. Öncelikle şu kapıyı bir kapatabilirsek güzel olur. Ama kapatamıyoruz sanırım. Çünkü oradan sürekli basıyorlar. Neyse, zaten sol üstte de yazıyor şu an. Telefonunuzu yukarı ok tuşuyla açın. Buradan Snapmatic'e girin diyor. Sonrasında da bu şekilde bir fotoğraf alacağız ve bunu da Enter'a basarak Dax'a yollayacağız. Bu kadar sanırım. Bu insana çok sıkıcı. İyice bir analizini gerçekleştireceğiz, hani bir şeyler çıkarırız ondan diyor. Wow, arkadaşlar çoğalmış. Ya işte şöyle bir sürpriz de yapabiliriz. Temizleyelim arkadaşları. Ya da ne olabilir? Homing Launcher da olabilir. Ama nedense gitmedi. Şöyle bir iyice kilitlenmesini bekleyelim.
Evet, tek seferde hepsini temizledim. Bir tane kaldı, o da şu. Tamam. Yine spawn olmuşlar bak orada. O arkadaş nereden atladı ya öyle? Kalmış orada. Sanırım bu kadar. Şimdi tekrardan oraya girmemizi söyledi. Bir dakika, hemen bir girelim. Neden oraya tekrar geri dönmemizi istedi bilmiyorum ama ön tarafı temizlemem gerekiyordu. Find a bag, bir çanta bul. Çantamızı bulduk. Grab the bag. Evet, bu sefer de weed'ini, yani otunu çal diyor bu motorcuların. Hemen lootlamaya başlayalım. Evet, şuyla. Yani bu lootlama olayını zaten biliyoruz. Kazino aslında vesaire. Sürekli çalarken sol kliğe basılı tutuyoruz. Daha doğrusu sürekli spamlıyoruz ve hızla hepsini almış oluyoruz. Peki. Ya bayağı bir vurgun yaptık ama bence, yani ben olsam burayı bir de ateşe verirdim. Yani çünkü onlar da bizim trailerimizi ateşe vermişti. Ama şu an öyle bir seçeneğimiz sanırım yok. O yüzden biz devam edelim. Motora da binebilirdim ama şimdi bunlar çok sıkacaktır muhtemelen bana. Ya da sıksınlar, çok da önemli değil. O yüzden bineceğim. Yani ölmek istemiyordum çünkü çok canım da kalmadı. Neyse. There the loot to the freak shop. Yani bu topladığın loot'u, yani otu kastediyor. Freak shop'a geri götür şeklinde bir görev. Hemen onu da tamamlayalım hızlı bir şekilde. Şuradan döndük. Biz zaten yakın bu arada. Gelirken de direkt bunun yanından geçmiştik. Şuradan şöyle girdik mi tamamdır. Bu görev daha kısaydı diğerine göre. Ya da ben öyle hissettim bilmiyorum ama... Yine de güzel bir görüntü, aksiyonlu bir görevdi. Motorcuların başımıza bela olduğu bir görev. Bu oraya çektiğini duydum, geldiğini duydum diyor. İyi iş falan diyor kısacası. Evet, bir görevi daha başarıyla tamamlamış bulunmaktayız böylelikle. Mission Pest, 24 bin dolar geldi bundan. Belki ben öldüğüm için daha az para gelmiş olabilir, emin değilim ama bu görevden bize 24 bin dolar gelmiş oldu. Evet, yine bir görev sonrası ekranda böylelikle görevimizi de tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi muhtemelen yine klasik Dax arayacaktır bizi. İyi iş çıkardım vesaire, tekrar gelirsin bilmem ne. Bir achievement daha aldık. Sanırım her görev için yeni achievement gelmiş. Bir de sağ üstte 50 bin dolar yazdı, bilmiyorum fark ettiniz mi az önce ama. Bakayım, achievement parasıydı muhtemelen. Kendini üzme diyor, yani o parti ekipmanları yandı ya diyor. Bu tarz şeyler olur. Böyle hani bir daha motorcu dövmek istediğinde, onlarla savaşmak istediğinde vesaire tekrar gel diyor. Yani kısacası sonraki görev için tekrar gel diyor bize. Ki sonraki görevimizde yine buradan başlatılıyor. Ki yanlış tuşa bastım, şöyle yapayım. Hemen şuradaki sarı daireden başlatıyoruz. Bunun dışında dediğim gibi ikinci görevimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Kaldı 4 görev. Her görevi bir video şeklinde kanala getirmek istiyorum. Çünkü çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ve de hızlı bir şekilde bu videoları sizlere ulaştırmak istiyorum. Dolayısıyla bu videomuzu da burada bitirelim. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünürseniz de like etmeyi, yorum atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.